Herkese merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Bu videoda X-Men Dark Phoenix film için yayınlanan fragmandan bahsetmeye çalışacağım. Bu film galiba mutantların tamamen Marvel'la birleşmeden önceki son filmi. Yani devamındaki filmler biraz daha farklı olabilir. Hatta New Mutants direkt yeniden çekilmeye başlamış. X-Men filmlerinde neden bilmiyorum ama Logan filminde Wolverine ve Professor X'in ölümünden sonra çok heveslenemiyorum. Hani sebebini bilmiyorum ama böyle bir his var. Tamam, Quicksilver gibi yeni güzel karakterler var, orası ayrı ama Wolverine be kardeşim. Hani sanki bir parça eksik olacakmış gibi geliyor. Yani öncesinde yapılan filmlerdeki kadar heyecanlanamadım bu filmde, onu söyleyeyim. Ha tabii ki izleyeceğim, orası ayrı. Sadece böyle bir durumum var, onu belirtmek istedim. Gelelim filme. Fragmanda görülen güzel sahneler, ilginç detaylar vardı. Çok fazla değil, hani yapılmaya değer mi değmez mi bilmiyorum. Ama Instagram'dan mesajlar gelmişti. Hem de sadece Avengers bölgesine yoğunlaşmaktan kaçınmış oluruz diye düşündüm. O yüzden videoyu yapmak istedim. Başlamadan önce de fragmandaki sahnelerden çıkarılmıştı. Yarım yapma durumu olduğu için bu videoda spoiler niteliğinde ürünler olabilir. Uyarıyı şimdiden yapayım. Sonra filmin koydum falan demeyin. Fragmanda Charles Xavier'in kel olduğu dönemden de saçlarının olduğu dönemden de görüntüler vardı. Muhtemelen Apokalips'in ortaya çıktığı zamanın öncesinde ve sonrasında Jean'in yaşadıkları anlatılacak. Jean, Phoenix Force'u Apokalips'in olduğu filmde ortaya çıkarmıştı. Apokalips, Jean'in gücü için all is revealed, yani tamamı açığa çıktı gibi bir cümle söylüyordu. Hikaye o kısmın devamı niteliğinde gidebilir. Daha önceki videolarda bir tanesinde bahsetmiştim. Jean Grey'in güçleri bir arkadaşının geçirdiği trafik kazasıyla tetikleniyor. Hatta o anda onun zihniyle bağlanıyor. Sonra komaya giriyor. Charles ona yardım ediyor. Şimdi filmde de Jean'in hikayesinin bu kısmında ufak bir değişikliğe gitmişler diye düşünüyorum. Fragmanda gösterilen sahnede arkadaşı yok. Yerine kendisi ailesiyle birlikte arabayla giderken trafik kazası geçiriyor ve kazanın hemen öncesinde güçleri var. Ama orada yeni tetiklendiği için mi kontrol edemiyor? Yoksa o kazadan öncesinde de güçleri vardı ama kontrol edemediği için Charles'ın yanına mı gidiyorlar belli değil. Çizgi romana göre Phoenix Force Jean komadayken bağlantı kuruyordu onunla. Fragmanda Phoenix Force'un Jean'e gelişiyle ilgili bir sahne yapılmış. Ama her yer alev kaplı olduğu için komada olup olmadığını geçtim, herhangi bir yorum yapabilmek gerçekten zor. Sahne güzel görünüyor, onu söyleyebilirim ama dediğim gibi çok fazla detay veremiyorum. Sadece Phoenix Force Jean'in buluşma anı muhtemelen bu sahnede gerçekleşecek. Phoenix Force kısmında da muhtemelen Jean Apokalips sonrasında güçlerindeki başkalaşımı fark etmeye başlayacak. Bunu profesöre ve Hank'e söyledikten sonra Hank Jean'in beynindeki enerji akışını kontrol edecek. Muhtemelen Hank bu sahnede Jean'in beynindeki enerji fazlalığını gördüğü için şaşıracak. Jean'in X-Men ekibiyle karşılaştığı sahnede de ilginç yazılar var. Bunlardan bir tanesi Scott'ın arkasındaki kamyon üzerinde Bishop Power yazıyor. Bu yazı Lucas Bishop'u anımsatıyor. Bu arkadaş enerji emebilen bir karakter. Yani herhangi bir enerji türünü emip saldırmak için kullanabiliyor. Sadece saldırı da değil, iyileşme hızı, dayanıklılık, güç gibi fiziksel özelliklerini de geliştirebiliyor bu sayede. Hemen ardından Jean'in mındar ettiği polis arabaları. Arabaların üzerindeki yer bilgisi Red Hook. Red Hook da New York'ta bir eyalet gibi bir şey. Önemli olmasının sebebi de Legion dizisinde de bu yerden bahsediliyor. Bu ismi burada görmemizin sebebi filmin yönetmeni dizideki yapımcılardan bir tanesi diye de olabilir. Ama muhtemelen dizide açık bıraktığı kapının ardına burada geçeceklerdir. Charles'ın Jean'i ne yaptığını tam olarak bilmiyoruz. Bir iki teori var. Bir tanesi Jean'in zihninde Phoenix Force'un etrafına telepatik bir duvar çekmiş olabilir. Bir tanesi Jean'in geçmişindeki bir anıyı, mesela ailesinin ölümünü, zihninin derinliklerine gömmüş olabilir. Apokalips'e karşıyken de açığa çıkan Phoenix Force, zihnindeki duvarları kırmıştır ve Charles'ın yaptığı karşısında da ihanete uğradığını düşünüp Magneto'nun yanına gidebilir. Bu kısım nasıl bağlanır bilmiyorum. Yani fragmanda Charles, onu korumak için yaptığım gibisinden bir cümle söylüyordu. Raven'da gerçeklerden mi korudun diye cevap veriyordu. Buradaki gerçek demin bahsettiğim gibi geçmişindeki bir anı mı yoksa Phoenix Force mu karar vermek zor. Hem o kapıyı açık bırakayım ben de size. Sizlerin düşüncelerini de merak ediyorum. Geçiyoruz. Magneto'yu Hank'i ve iki yeni mutantı yanına almış şekilde görüyoruz. Bu iki mutanttan bir tanesini daha önceki videolarda anlatmıştım. Kendisi Selina Galio. Karakteri merak ediyorsanız video linki hakkında bölümünde olacak. Diğer karakter ise Red Lotus olarak geçiyor. O da yumruk yumruğa olan dövüşlerde çok etkili bir karakter. Sanırım Hellfire kulübünü ortaya çıkaracaklar. Hank'in orada durmasının sebebi de cenazedeki olayla alakalı. Kimin cenazesi olduğu ile ilgili bir yorumum var. Bu yoruma nereden vardığımı da açıklayabilirim ama söylemeyeceğim çünkü bu çok büyük bir spoiler olur. Filmin hiçbir anlamı olmaz. Bitirmeden önce de Jean'in Dark Phoenix'e doğru geçiş dönemine dikkat edeceğim. Hani göz renginin değişimi ve yüzündeki çizgiler var, orası ayrı ama yani normal halindeki masum duruşu da tamamen gitmiş. Hani o bakış falan tamamen ölümcül bir hale gelmiş. Fragman genel olarak bu şekilde. Ekstra sahne olarak Jessica Chastain'in karakteri ve X-Men ekibinin uzaya çıktığı sahne var. Jessica'nın karakterinin
kim olabileceğiyle ilgili de bir düşüncem var ama emin olamıyorum. O yüzden çok bir yorum yapmadım onunla ilgili. Bir sürü incelemede de söyledim. Yalandan hikaye falan uydurmak da tarzım değil. O yüzden bu cümleyle de videoyu tamamlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyla ilgili yorumlarınız ya da fragmanda sizin gördüğünüz bir durum varsa eğer yapmanız gereken şeyi biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.